Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle dileğinizi elektron hızında nasıl gerçekleştirirsiniz? Onunla ilgili önce kısa bir bilgi, ardından da bir çalışma paylaşacağım. Elektron hızında bu da ne demek oluyor diyeceksiniz. Atomun biliyorsunuz yapısı, elektron, proton, nötron, bunlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Ancak bilgi olarak onu bilmemiz gerekiyor. Neden bilmemiz gerekiyor? Çünkü biz bir şeyi niyetlediğimizde atom altı parçacıklar dediğimiz maddenin en temel yapı taşı oluşmaya başlıyor. O oluşmadan hayatımıza bir gerçekliği çekemeyiz. Dolayısıyla bu en temel yapı taşı ancak sizin vermiş olduğunuz dikkat dediğimiz o bilincin oraya akmasıyla gerçekleşiyor. Belli bir yoğunluk, belli bir zaman. Şu anki kullandığımız zaman birimine göre belli bir zaman dikkatinizi orada tutmanız gerekiyor. Şimdi yapacağımız bu çalışma da bunun üzerine olacak. Bunları bilmemiz gerekiyor çünkü ne yaptığımızı özümseyelim. Bilelim ki onun sonucundan emin olalım. Peki madde biliyorsunuz bizim bildiğimiz haliyle işte katı, sıvı, buhar. Bir de onun plazma dediğimiz bir hali var. Yani henüz bilincin oraya akmamış ve atom altı parçacıklar halinde gerçekliğe çıkmamış, tezahür etmemiş hali. Peki bunu biz nasıl harekete geçiriyoruz? Biraz önce söylediğim gibi tekrar edeceğim. Dikkatimizi oraya vererek, enerji dediğimiz o içimizdeki his dediğimiz elektromanyetik alanı oraya akıtarak ve o alanı güçlendirerek. Şimdi bu çalışmadan önce sessiz, sakin bir yer bulmanızı isteyeceğim. Çünkü yarıda kesilen ve odaklanamadığınız her çalışma, biraz önce söylediğim gibi, dikkatinizin oraya akmamasına sebep olur ve atom altı parçacıklar orada oluşmaya başlamaz. Sadece niyet olarak kalır. Gözlerinizi şimdi sessiz, sakin bir yer seçip kapatın. Ve öncelikle nefes dediğimiz o bedeninize hayatın olmazsa olmaz nefesi çekmenizi isteyeceğim. Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz ve bu kez ağız kullanmayın. Sadece burundan verin bu nefesi. Ağır ağır burundan veriyorsunuz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan ve ağır ağır nefesi burundan veriyoruz tekrar. Yine burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Acele etmeden ağır ağır sindire sindire ve ağır ağır nefesi burnumuzdan veriyoruz. Şimdi gözleriniz kapalı devam edeceğiz. Önce etrafınızı şöyle iyice bir hissetmenizi istiyorum. Dikkatinizi verin bakalım. Kaç farklı ses var etrafta? Ne kadar bugüne kadar hiç belki de algılamadığınız, duymadığınız ses tonları var etrafta. Şöyle bir iyice verin dikkatinizi. Önce bir dikkatinizi toparlamaya çalışın. Şimdi yavaş yavaş hayatınızla ilgili gerçekten şu an nasıl daha farklı bir yaşam sizi daha mutlu edecek, daha huzurlu hissettirecek? Önce onu bir şöyle gözlerinizin önünde kararlaştırın. Yani nasıl bir hayat gerçekten seni daha mutlu edecek? Bir kere buna karar vermek zorundasın. Ve neden seni daha mutlu edecek bugünkü şart ve koşullardan farklı? Ve bunu iyice gözlerinin önüne getir. Niyetini kendine iyice belli et. Burada kararın kesin, net olmalı.
nasıl bir hayat gerçekten seni daha huzurlu hissettirecek ve daha mutlu hissettirecek? Neden ve niçin böyle bir hayatı istiyorsun? Önce kendinle bu muhakemesini yap. Bu hayalin muhakemesini yap kendi içinde şu an. Ve bu şu an sadece düşüncelerinle oluşturduğun bu durumu yavaş yavaş böyle ucundan da olsa hissetmeye çalış. Yani ben şu an istediğim hayatı yaşıyor olsam kendimi nasıl daha farklı hissederim? O kalbimdeki özgürlük, o içimdeki genişleme bana nasıl hissettirir? Şartların, koşulların dışında bu hayat bana nasıl bir özgürlük sağlıyor? Şimdi yavaş yavaş his olarak oraya girmenizi istiyorum. Yani daha önce belki gözlerinizin önüne getirdiğiniz bu olayı şu an birebir yaşamanızı istiyorum. Adım adım hayalinizin içine adım atın. Ve o anları şu an yaşıyormuş gibi hissetmeye başlayın. Şimdi içinizdeki his değişimini izleyin. Nasıl daha farklı hissettiriyor size? Biraz daha mı içinizde böyle bir genişleme, ferahlık? İzleyin. Yani duygularınızın düşüncelerle o birleşimini izleyin. Nasıl hissettiriyor size şu an? Ve yavaş yavaş dikkatinizi tam böyle gözlerinizi yukarı alnınıza bakıyormuş gibi alnınızın ortasına çevirin. Bu hayali alnınızın ortasına bakarken tüm hücrelerinizde hissetmenizi istiyorum. İyice orada olun, tamamen hayalinizi yaşıyor olsanız kendinizi nasıl hissederdiniz? Gözleriniz sanki alnınıza bakıyormuş gibi içeriden yukarıya doğru dönsün. Ve tam alnınızın ortasında bembeyaz, parlak bir ışık hayal etmeye başlayın. Böyle ışıl ışıl parıldasın o. Tam alnınızın ortasında. Gitgide parlaklığı artsın. Alın bölgenizi ve başınızın tamamını kaplayıp boynunuzdan omuzlarınıza, oradan el parmak uçlarınıza, tam üst bedeninizden ayak parmak uçlarınıza kadar bu ışık yayılmaya başlasın. Ve tüm bedeninizi pırıl pırıl parlak bir ışığa çevirsin. Böyle göz kamaştırıcı beyazlıkta sanki ışık bedene dönüşüyorsunuz. İyice hissetmeye çalışın bunu. Bedeninizdeki o yoğun enerjiyi hissetmeye çalışın. Sanki bir spot ışığı altındaymışsınız gibi. Ve yavaş yavaş bu ışık bedeninizden böyle
eşit bir şekilde auranıza doğru, bedeninizin dışına doğru yaymaya başlayın. Tamamen o beyaz ışığın içine giriyormuş gibi her yer beyaza dönsün. Tamamen bir uzay boşluğu ama sanki her yer göz kamaştırıcı beyazlıkta. Ve şimdi tamamen hayalinizin içinde olmanızı istiyorum ve tüm duyularınızı kullanarak birebir her şeyle tüm kalbinizle orada olmanızı istiyorum. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıp yavaş yavaş ağızdan verin nefesinizi. Dikkatinizi nefesinize verin. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ağır ağır ağızdan nefesi dışarı verelim. Son bir kez burnumuzdan derin bir nefes alıp ağır ağır nefesimizi ağızdan dışarı verelim. Ve yavaş yavaş bedeninizdeki o uyumlanmayı hissetmenizi istiyorum. Hafiflemiş ve içinizdeki o his dediğimiz elektromanyetik alana tamamen uyum sağlamış olarak yepyeni sen, şimdi ve burada gözlerini açabilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız çalışmalarda düşünce, duygu ve tamamen his dediğimiz o bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Ve bedeniniz de buna adapte olmalı. Yani siz gözünüzü açtığınızda artık yine aynı gerçeklikteyim, işte aynı şartlar, aynı koşullar, güzeldi, 10 dakikalık bir rahatlama oldu dememelisiniz. Burada artık eski sen olmamalı. O inancı, o elektromanyetik alanı, o hissi taşımak zorundasın. Aklına geldikçe de kendini hatırlatmak zorundasın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.